insanlar vefat ederler. Vefat ettikten sonra evin içerisinde 3-5 gün bir gözyaşı olur. Bir özlem olur, bir hasret olur. Ama aradan 3-5 hafta geçtikten sonra da o vefat eden kişinin dolabı toplanır, güzel bir paket haline getirir ve o ihtiyaç sahibine ulaştırılır. Niçin? Çünkü o kıyafetleri değerli kılan şey nedir? O kıyafetlerin içerisindeki insandır. İşte insan vefat edince o kıyafetlerin hiçbir değeri ve kıymeti kalmadığından dolayı dolaplar boşaltılır ve bir başkasına ulaştırılır. Yani o kıyafetler bir zarfsa o zarfı değerli kılan şey kıyafetlerin içerisindeki insandır. Ama bugünün insanı en çok neyle uğraşıyor? Zarfla uğraşıyor. Zarfı süslemeye çalışıyor, zarfı kuaförlere götürmeye çalışıyor, zarfı fitnesslere götürmeye çalışıyor, zarfa kaliteli kıyafetler almaya çalışıyor, zarfa bakım yapmaya çalışıyor, zarfa altınlar takmaya çalışıyor, zarfa fön vurmaya çalışıyor, zarfa ruj vurmaya çalışıyor, zarfa bir ayakkabı alıyor fakat içindeki ruhu düşünmüyor. Ama zarfın önemi içindeki mektuptan geçer. Eğer mektup sağlam ve sağlıklı değilse, doğru ve güzel değilse o zarfın hiçbir kıymeti kalmaz. Mesela bir ev düşünün, 10 dönüm bir arazisi var, içinde saunası var, hamamı var, havuzu var, A'dan Z'ye bir sürü masraf yapmışız eve ama o evin içerisinde yaşayan insan yok. Ne olur o ev belli bir zaman sonra? Atıl bir hale gelir. Neden? Çünkü o evi değerli kılan şey nedir? O evin içerisinde yaşayan insandır. İnsan olmadığı zaman ev değersizleşir. Peki o insanı o evin içerisinde değerli kılan şey nedir? Sadece evin süslü olması mı? Sadece evin lambalarının güzel olması mı? Boyasının muazzam olması mı? Veya evin içerisinde yaşayan insanların eğitimi, onların yıllık düzenli olarak tatile gitmesi, bir yazlıklarının olması, bir kışlıklarının olması mı? Değil. Bu evin içerisinde değerli olan şey ise o insanların ruhudur. Ruh eğer sağlıklı ve düzgün değilse, o insanlar o evin içerisinde çok lüks bir ortamda dahi olsalar, bir yazlıkları, bir kışlıkları, otoparkta birkaç tane araçları dahi olsa o evin içerisinde mutlulukla huzurun olabilme ihtimali mümkün değildir. Neden? Çünkü ellerindekileri kaybetme korkusu başlayacaktır. Sürekli zarfla ilgilenen, yani zarfı pullayan, zarfı süsleyen, zarfı renklendiren, zarfı büyük yapan veya zarfı daha minimal küçük bir hale getiren insanlar sürekli maddeyle uğraştıklarından dolayı ellerindekini belli bir zaman kaybetme korkuları başlayacaktır. Yani gelecek endişeleri başlayacaktır. Geçim sıkıntıları başlayacaktır. Mevcudu koruyabilme sevdaları ve tutkuları başlayacaktır. Bununla birlikte de bir tevekkülsüzlük hali başlayacaktır. Yani Allah'la irtibatları bütün bütün kopacaktır. Bir insanın çocuğunu düşünmesi, eşini düşünmesi, evini düşünmesi, evinin koltuğunu düşünmesi, boyasını düşünmesi, onun zarfını yani süslenmesini düşünmesi kötü müdür? Hayır, değildir. Ama sadece bunu düşünmesi kötü müdür? Evet. Sadece bunu düşünmesi kötüdür. Bununla beraber tevekkülsüzlük dediğimiz bir hastalık başlar. Bu tevekkülsüzlükle birlikte Allah'la bağ kurulamadığından dolayı gün geçtikçe endişeler artar ve kişi sersem, yani ne yaptığını bilemeyen bir hale gelir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, tevekkülsüzlük içerisinde derdi maişet, ruha diyor, ruha sersemlik verir. Yani ruh niçin bu kainata geldiğini bilmez. Niçin zarfı süslemesi gerektiğini bilmez. Niçin çocuğunu sevmesi gerektiğini bilmez. Niçin eşine bağlanması gerektiğini bilmez. Ruh sersem bir hale gelir. Sürekli etrafındaki insanlarla kendini kıyaslamaya çalışır. Ve o kıyasladığı kişilerin üstüne çıktığı zaman memnun ve mutlu olmaya başlar. Bu bir ruhun bir cihette bozulduğunun alametidir. Mesela buraya sohbete gelen arkadaşlara bakıyoruz. Bir hafta gelse belki iki hafta, üç hafta yok. Bazen devamında hiç gelmiyor, sokakta rastlıyoruz arkadaşlara. Diyoruz ki ya niye gelmiyorsun kardeşim, yani bak biz bu kainata bunun için geldik, bunun için yaratıldık falan. Arkadaş hemen başlıyor konuşmaya. Diyor ki abi diyor, sen diyor bir işleri bir bilsen, yoğunluğumu bir bilsen. O kadar yoğunum ki bak çoluk var, çocuk var, evin geçim sıkıntısı var, maaş verdiğimiz bir sürü insan var. Ki bu cümlelerin içerisinde beni en çok üzen cümlelerden bir tanesi de şudur. Onların rızıklarını kim verecek? Kim verecek? Kim verecek? Sanki rızık verici kendisi. O insanların maaşlarını kim verecek? Ben olmasam o insanlar aç kalır, susuz kalır, evlerine nimet götüremez. Sanki Rezzak kendisi de o olmadığı zaman o insanlar hayata devam edemeyecekler gibi bakıyor. Bakın ne oldu? Burada ruhta bir sersemlik görüyoruz. O ruhtaki sersemlik nasıl çıkıyor? Dil ile dışarıya, ifade şekliyle çıkıyor. Çünkü insanın kalbinde ne varsa dilinden de o çıkar. Halbuki bizim bahçedeki portakal ağacı o adamdan daha çok iş yapıyor. Hem bize her yıl düzenli olarak portakal veriyor, hem de o portakalı verirken gururlanmıyor.
ben bu adamlara portakal vermezsem bu adamlar portakalsız kalır demiyor. Ama bu adam işçilere maaş vermediği zaman zannediyor ki elma ağacı da ona elma vermeyecek. Portakal ağacı da ona portakal vermeyecek. İnek de ona süt vermeyecek. Arı da ona bal vermeyecek. Bütün mevcudat kim ise rezzak olan odur. Yani bizim oradaki vazifemiz sadece o insanları yanımıza almak, bir sistem kurmak ve çalıştırmaktır. Ama ruh sersem bir hale geldiği zaman ne oluyor? Sebeplerle işlerin yürüdüğünü düşünüyor. Yani onların geçimlerinin, tayinatlarının kendisi tarafından verildiğini düşünüyor. Haşa, kendisini bir cihette rezzak olarak görmeye başlıyor. Şimdi adam bu zihin ve bu yaratılış ve bu sersemlikle kainata baktığı zaman kendisi maaş veriyor olarak düşündüğünden dolayı bir arıyı da bal veriyor olarak düşünüyor. Bir keçiyi de süt veriyor olarak düşünüyor. Bir ineğe de et veriyor olarak düşünüyor. Halbuki bir arı gerçekten bu adama bal verse bu adam o arıyı evinin en güzel baş köşesinde oturtturur, değil mi? Ama ne yapıyor? Camı açıyor, arıyı kovuyor. Gerçekten bu adam ahırdaki keçinin süt verdiğine inansa ahırda kendi yaşar. Ne yapar? Bu keçiye villa tutar. O villada da keçiyi yaşatır, değil mi? Demek ki o adamın vicdanı biliyor ki o keçi bu adama süt veremez. O inek bu adama et veremez. Vicdan bunu bildiği için onları ahırda yaşatıyor. Kendisi bir villada yaşıyor. Ama kişi maaş verdiği insanda bunu okuyamadığı için veya maaş alan insanda patrondan bir beklenti içerisine girdiği için arıda da okuyamıyor, inekte de okuyamıyor, keçide de okuyamıyor. Yani mevcudata baktığı zaman sebeplere prestij etmeye, sebeplere tapmaya başlıyor. İşin aslında kopuş noktası buradan başlıyor. Kişi çevre yapmadan veya müşteri gelmeden açlıktan öleceğini düşünüyor. Rızkın ona gelmeyeceğini düşünüyor. Bu sefer rızkını arttırmak için ne yapıyor? Bir çevre oluşturmaya başlıyor. Ve o çevre onu el üstünde tutsun diye o çevrenin istediği gibi davranan, o çevrenin istediği gibi giyinen, o çevrenin istediği gibi telefon taşıyan, o çevrenin istediği gibi arabaya binen, o çevrenin razı geleceği davranışlar sergilemeye başlıyor. O çevrenin gittiği ortamlara gidiyor. Mesela o çevre İyi İş Adamları Derneği diye bir dernek kurmuş, oraya üye olmuş ama bütün kötü adamlar o İyi İş Adamları Derneği'ne üye olmuş, orada toplanmışlar ya. Bu da belki normalde fıtraten iyi ama o İyi İş Adamları'nın olduğu dernekte toplanarak kendi fıtratını da bozuyor ufak ufak. Neden? Tek amacı ve gayesi o çevreyle birlikte gözükebilmek, onlarla birlikte fotoğraf çekinebilmek, onlarla birlikte yemeğe gidebilmek, onlarla birlikte yolculuk yapabilmek, o çevreyle beraber bir bakanla tanışabilmek, bir milletvekiliyle tanışabilmek. Hatta o menfaat güttüğü arkadaş grubu var ya, bir gün bir gece düzenlese, o gece eşleriyle beraber katılmak zorunda kalsalar, sırf o çevre ondan razı gelsin diye şuradan başlayıp aşağı kadar eşine yırtmaçlı ve dekolteli giydirir de o çevreyi işte bakın benim eşim de böyle diyebilir. Neden? Çünkü o hanım kardeşi gördüğü zaman o çevre o kişiden daha çok razı olacak ya, eşini bile kullanır orada. Bakın sırf adam böyle bir çevre yapabilmek için fark ettiniz mi? Bakın iffeti gitti, hayası gitti, namusu gitti. Yani elinde ne varsa hepsi gitti, farkında değil. Ve adam yalaka bir hale geldi. Birileriyle fotoğraf çekmeye çalışan, birilerinin peşinde koşan, birilerinin ayağını öpen, birilerinin iş yerinde birlikte gözükebilmek, ortaklık alabilmek, ortak olabilmek için ne oldu? Kendi karakterinden ödün vermeye başladı. Var mı şu an böyle insanlar? O kadar çok ki. Hatta bakın size bir şey anlatayım. Bir dönem Mersin'deyken bir yarışma yaptılar. İşte Mersin'deki en iyi iş adamlarını seçecekler ve onlara ödül verecekler. Ama yarışma nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? O yarışmayı yapan reklam ajansı Mersin'deki firmaları teker teker geziyor. Diyor ki gelin diyor sizi bu yarışmada birinci yapalım. Ve o yarışmaya kim daha çok para verirse kendi sektöründe onu birinci yapıyorlar. Böyle salon tıklım tıklım dolu. Adam ödül alıyor ama kendi verdiği parayla birinci olmuş. Ve öyle gururlanıyor ki eşiyle beraber oraya çıkmış böyle. Ödülü alıyor tekrar. Aşağı iniyor falan. Arkadaşlar sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani siz iyi ki varsınız. Sizin varlığınızla beraber ben bu ödülü alabildim. Çünkü siz benden maddi olarak daha düşük seviyedesiniz. Eğer benden maddi olarak daha yüksek seviyede olsaydınız ben bu ödülü alamazdım. Yani adam kendi parasıyla aldığı ödüle mutlu oluyor ve onunla gurur duyuyor. Bir de gazetelere para vermiş. Nasıl vermiş? O reklam ajansı vesilesiyle gazetelere de para vermiş. Kendini gazetelerde de çıkartmış. Dergilerin o ayki ön kapağında da kendisi var. İşte şu firma, şu alanda, şu arkadaş şöyle birinci oldu. Ödülü de budur diye. Bütün gazetelerde, manşetlerde, haberlerde, internet portallarında adamın sersemlik halini görüyor musun? Kendi verdiği parayla kendini birinci yapıyor. Bir de ödülüyle gururlanıyor. Bakın tevekkülsüzlük hali insanı böyle komik bir seviyeye getiriyor. Keşke bu komik seviyeye gelmeyle iş kalsa.
Bir de aynı adamın çevremi yitiririm korkuları var. Bir de aynı adamın elimde mevcut olan sistemden aşağı düşerim. Bu arabaya binemezsem, bu evde oturamazsam, bu tatile gidemezsem, bu ortamda bulunamazsam diye her gece çektiği bu adamın sancılar ve sıkıntılar var. Bu ardından neyi getiriyor? Bu ardından da adamın kendi fıtratından ödün verdiği ya, adamın duruşunu, gülüşünü. Adam da fıtri ve organik hiçbir şey kalmıyor. Adam tamamen yapay, tamamen suni bir hale geliyor. Bakın bütün bunlar bizim zarfta takılı kalmamızdan kaynaklı. Eğer imkanı o kadar yoksa, biraz daha düşük bir imkana sahipse, o adamın yanında çalışan bir işçi ise o da diyor ki eyvah biz bittik diyor. Ne oldu? Piyasalar arttı. Artık biz ev alamayacağız, araba alamayacağız. Kıtlık başladı. Bak geçen gün Twitter'da gördüm. Kıtlık başladı. Gündem başlatmışlar. Niçin? İşte bu maişet sorunundan dolayı insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı da tanıyamayıp bilemediklerinden dolayı Peygamberin bize olan müjdesinin farkında değiller. Ne diyor Efendimiz? Kıtlığın olmasını istemedim. Cenab-ı Hak da bu duayı kabul etti diyor bak. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinde ne olmayacak? Kıtlık olmayacak bu bir. İkincisi, kıtlık dedikleri şey ne? Mesela petrol bitiyor. Kıtlık diyorlar. Enerji bitiyor. Kıtlık diyorlar. Veya gıdalar bitiyor. Mercimek bitiyor, bulgur bitiyor, un bitiyor, yağ bitiyor. Kıtlık diyorlar değil mi? Şimdi biz şöyle geçmiş tarihe bir bakalım. Bize hayatı veren kim? Cenab-ı Hak. Bize bu hayatı verdiyse bu hayatın levazımatını, yani hayatın içerisinde lazım olan her şeyi de hayat bitene kadar verir mi? Verir. Biz böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Mesela bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce diyelim ki petrol yoktu. Petrol yoktu ama ne vardı? Öküz vardı. Bahçeler öküzler tarafından sürülürdü. İnsanlar da yolculuklarını atla yaparlardı. Netice itibariyle o dönemde hayatı veren, o hayatın levazımatı olan öküzü verdi, atı verdi ve hayat devam etti. İnsanlar aç ve susuz kalmadılar, perişan kalmadılar. Dönem değişti, şartlar değişti. Şartları değiştiren Allah o şartlara göre petrol çıkarttı. O petrolle birlikte traktörler ortaya çıktılar. Traktörler işi biraz daha kolaylaştırdı. Çünkü kolaylaşması lazımdı. İnsanların sayısı arttı. İnsan sayısı artınca rızkın daha fazla temin edilmesi gerekiyordu. İnsanı yaratan ve insanı fazlalaştıran Allah ona göre bir levazımat gönderdi. Ne? Traktör gönderdi, petrol gönderdi. Dönem değişti, şartlar değişti. İnsanların sayıları biraz daha arttı. İhtiyaçlar biraz daha gelişti. Bu sefer enerjiyi çıkarttı Allah. Enerjinin çıkmasıyla beraber ne azaldı? Bu sefer petrol azaldı. Bakın petrol azalıyor, yerine ne geliyor? Enerji geliyor. Şimdi enerji azalabilir. Enerjinin yerine lazım olan ne varsa Allah onu getirecek. Geçmişte bize verdikleri, ileride vereceklerinin alameti. Ama bütün bunları okuyamayan, sadece zarfta takılı kalan, mazrufu okuyamayan, zarfın içerisindeki mektubu okuyamayan insanlar kıtlık geliyor. Kıtlık var. Ekonomide problem var. Biz bittik. Biz öldük. Neden? Çünkü biz mazrufu açamıyoruz. Okuyamıyoruz. Okuyamadığımız için de ruhumuzda ne oluyor? Bir tevekkülsüzlük hali ve bir sersemlik başlıyor. O yüzden unutmamak lazım ki hayatı veren hayatın içerisinde ne lazımsa bazen azaltarak, bazen de fazlalaştırarak onu verir mi? Verir. Şimdi mesela sizi askere çağırıyorlar, seni Yozgat'a çağırıyorlar, seni de Bitlis'e çağırıyorlar. Size bir takım vazifeler veriyorlar. Bir askerin vazifesi nedir? Sabah içtimağa çıkar, değil mi? İdman yapar. Eğer savaş varsa savaşa gider. Savaş yoksa, olabilme ihtimali varsa savaşa karşı bir hazırlık yapar. Ve sürekli bir mücadelenin içerisinde olur. Kendisine kuvvet vermeye başlar. Peki bu askeri orada tutan devletin vazifesi nedir? Devlet de o askere bakar. O askerin gıdasını temin eder. O askerin kıyafetini verir. O askerin ayakkabısını verir. Yani o askerin levazımatı neyse, o askere lazım olan şey neyse devlet ne yapar? Bunu karşılamakla yükümlüdür. Burak Yozgat'tan kaçtı. Geldi Adana'ya. Adana'da pazarda çalışıyor. Bağırıyor şimdi. Gel abla, gel abla, gel abla, gel abla. Domates 10 lira abla, gel abla, gel abla, gel abla diye bağırıyor. İki tane asker geldi. Burak'ın elinden tuttu. Komutanın yanına götürdü, koydu. Oğlum dedi, sen asker adamsın, senin pazarda ne işin var? Komutanım dedi, ordu savaşa çıkacak. Ya bu ordu aç kalırsa, ya bu ordu susuz kalırsa, ya bu ordu ayakkabısız kalırsa, ya bu ordu kıyafetsiz kalırsa, o yüzden ben gittim pazarda çalıştım ki ordu için para kazanacağım ve orduyu doyuracağım. Orada komutan ne der? Gerçi komutan orada bir şey demez, bir şey yapar ama ben yine söyleyeyim. Der ki oğlum bak, bu ordu devletin ordusu. Devletin vazifesi size bakmak. Sizin vazifeniz ise devleti korumak ve muhafaza etmek. Bakın, bütün bu yaşadığımız mevcudatın sahibi Allah, ordunun sahibi.
Ve ordunun içerisinde askerlik yapan bizlerin ise vazifesi var. Nedir? Her gün düzenli olarak işimize gitmek, gelmek. Ama orada güneşi yaratan, yağmuru yaratan, bulutu yaratan, pazardaki meyveyi yaratan, o parayı aldıktan sonra alacağımız erzakları yaratan zat, o devletin sahibi kimse odur. Bizim vazifemiz günlük gitmek gelmek ama bunların çok yoğun bir şekilde endişelerini yaşayarak namazı kılmamak. Mesela adam diyor ki abi diyor ben namazı kılarsam diyor işe yetişemiyorum diyor. Orucu tutarsam diyor güçsüz kalıyorum, kuvvetsiz kalıyorum diyor. Evde 10 tane çocuk bekliyor diyor. O çocuklara kim bakacak diyor. Zannediyor ki o çocuklara kendi bakıyor. Halbuki o sabah işe gidiyor, akşama kadar çalışıyor, maaşını alıyor, pazara gidiyor. Tek bir vazifesi var. Pazardan Allah'ın yarattığı domatesi almak, salatalığı almak, limonu almak, mandalinayı almak. Sebeplere müracaat ediyor Allah'ın yarattığı sistemde. Allah dilese ona sebepsiz de verir. Sadece bir takım sebepleri yaratıyor. Sebeplere müracaat etmemizi istiyor. Ama sebeplere müracaat ederken hakiki askerlik vazifemiz olan namazı, orucu, zekatı, haccı yani kulluk vazifemizi de yerine getirmemizi istiyor. Ama insan ne yapıyor? Kulluk vazifesinden kaçıyor, devletin vazifesine karışıyor. Zannediyor ki bütün mevcudat ve kainatın yaratıcısı kendisi de, rezzak olan kendisi de o rızkı, o çalışmadan ona temin edilmeyecek. İşte insan bu zarfı okuyamayınca, mazrufta takılı kaldığı zaman ne oluyor? Peşinde koşuyor o rızkın. Rızkın peşinde koştukça, elde etmesi de zorlaşınca bu sefer ne başlıyor? Onu kaybetme korkusu, onu biriktirme sevdası, onu depolama, onu stoklamalara başlıyor. Değil mi? Bakın stokçular Türkiye'nin her yerinde var. Nereye baksanız market yazıyor. Örnek veriyorum A market ama aslında orada içine giriyorsun stokçu. Dışarıda tabelada market, içeri giriyorsun ne görüyorsun? Bir stokçu görüyorsun. Neden? Çünkü tekrar verilmeme korkusu var. Zarar etme korkusu var. Kıtlık korkusu var. Bitecek ve tekrar gelemeyecek korkusu var. Bu korkuları oluşturan şey neydi? Tevekkülsüzlük. Tevekkülsüzlük varsa stokçuluk var. Tevekkülsüzlük varsa mal biriktirme var. Tevekkülsüzlük varsa gelecekle ilgili endişeler var. Tevekkülsüzlük varsa kendini birilerine beğendirememe korkusu var. Kim gibi? Yahudiler gibi. Cenab-ı Hak Yahudilerin bir kısmına belli başlı görevler vermişti. Ve onları Tih çölüne sevk etmişti. Ve orada güzel bir bulut oluşturmuştu başlarının üstünde güneş başlarına geçmesin diye. Aynı zamanda onlara gökyüzünden bir bıldırcın eti göndermişti. Sıcak sıcak bak. Çölün ortasındayız. Başımızın üstünde bir bulut var. Güneş bize değmiyor. Ve aynı zamanda Cenab-ı Hak gökyüzünden sıcak sıcak bize bıldırcın eti gönderiyor. Bir de bununla kalmıyor. Bir de kudret helvası gönderiyor bize Cenab-ı Hak. Yemekten sonra bir de şekerimizin düzeni devam etsin diye bir de helva gönderiyor. Fakat Musa aleyhisselam bir bakıyor ki gökten bıldırcın eti geliyor. Bıldırcın etini beraber yürüdüğü insanlar bir köşede yer açmışlar, oraya stokluyorlar. Oraya depoluyorlar. Oraya ayırıyorlar. Musa aleyhisselam şaşırıyor ve hayret ediyor. Diyor ki ya siz ne yapıyorsunuz? Siz şu anda ne yapıyorsunuz? Cenab-ı Hak size gökten sıcak sıcak her vakit yemek göndereceğinin vaadinde bulundu. Ama siz Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği yemekleri stokluyorsunuz, bir köşeye ayırıyorsunuz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz deyince ya Musa'nın Rabbi yarın aynı rızkı bize göndermezse diyorlar. Ya bu Musa'nın Rabbi yarın bu imkanları bize sunmazsa, ya bu Musa'nın Rabbi yarın bizi susuz bırakırsa, aç bırakırsa, kıyafetsiz bırakırsa deyip kendi çöldeki vazifelerinden vazgeçiyorlar, Allah'ın vazifesine karışıyorlar. Bakın Cenab-ı Hak Bakara suresi 57. ayette diyor ki, üstünüze o bulutu bir gölgelik olarak çektik ve katımızdan o güzel nimetleri, nimetler nelerdi? O bıldırcın etini ve aynı zamanda kudret helvasını siz rızıklanın diye indirdik. Ama ne yaptılar? Biriktirdiler, stokladılar. Kim gibi? Bizim gibi. Bir arabamız daha olsun diye, bir evimiz daha olsun diye, biraz kasada paramız daha olsun diye, Uludağ'da bir kışla, Bodrum'da bir yazlığa da gidebilelim diye, çocuklarımızı da özel okullarda okutabilelim diye ne yaptılar? Biriktirdiler, kenz yaptılar. Şimdi bu anlattıklarım kötü değildir ama sadece bu anlattıklarım için yaşamak onlar işte kötüdür. Sanki Cenab-ı Hak hiçbir zaman nimetini kesti ve göndermeyecek gibi ekonomik sıkıntılarımız var. Dolar yükseldi, inşaatta demir fiyatları arttı, daire fiyatları arttı, gayrimenkul fiyatları arttı, araba fiyatları arttı, o fiyatı arttı. Bitti, biz öldük, bittik artık aç kaldık, susuz kaldık falan. Şimdi bu ne yapıyor bizi? Tevekkülsüz ve sersem bir hale getiriyor. Ve bizi stoklamaya ve bizi biriktirmeye sevk ediyor. Halbuki Allah bunu yaratıyor. Musa aleyhisselam gibi imana kabiliyeti olanlar
Diyor ki ya siz ne yapıyorsunuz? Hangi kıtlıktan bahsediyorsunuz? Dedirtiyor. Ve onlardaki tevekkülü artırarak imandaki mertebelerini çoğaltıyor. Diğer yandan da ya Musa'nı Rabbi tekrar göndermezse diyenlerin de imanını azaltıyor. Onların da azabını ve şiddetini arttırıyor. Bakın Ebazer Efendimiz bu noktada o kadar hassas ki hayatı boyunca maddi imkanı olmasına, ticaret yapmasına rağmen hiç zekat vermemiş. Niçin biliyor musun Burak? Çünkü hiç biriktirmemiş. Gelmiş ve vermiş. Gelmiş, vermiş. Gelmiş, vermiş. Hiç biriktirmediğinden dolayı hiç zekat verememiş. Bu noktadaki hassasiyetinden dolayı da bazı bölgelerde bazı valiler birikim yapmışlar. O birikim yapanların da yanlarına gitmiş, onları da tokatlamış. Siz ne yapıyorsunuz? Niçin kendiniz yapıyorsunuz? Biz sadece bu dünyaya, bu dünya için mi geldik? Biz bu dünyada bir yolcuyuz ama bir de bu dünyadan sonra bir yolculuğumuz var. Niçin sadece bu dünyadaki yolculuğa hazırlanıyorsunuz da dünyadan sonraki yolculuğa hazırlanmıyorsunuz diye onları tokatlamış Ebazel el-Gafari Hazretleri. Bakalım Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü desise-i şeytaniye. Tamah yüzünden çoklarını avlıyorlar. Ne yüzünden avlıyorlarmış? Tamah. Tamah ne demek? Hırs. Dünya hırsı. Veya açgözlülük yüzünden çoklarını avlıyorlar. Peki nasıl avlıyorlar? Mesela çocuk sınava çalışıyor, karşılığını alamıyor. Sınavı kazanamayınca ne yapıyor? İsyan ediyor. Veya bir adam yıllarca para biriktiriyor. Bir yere yatırım yapıyor. Yatırım yaptığı yerdeki adam batıyor. Bütün yatırımı gidiyor. Adam isyan etmeye başlıyor. Niçin? Bütün kalbini oraya veriyor, değil mi? Bir hırs başlıyor. Bir açgözlülük başlıyor. Mevcutla iktifa etmiyor. Mevcut elindeki nimetlerle yetinmiyor. Sürekli daha yok mu, daha yok mu diyor. Bir yazlık, bir kışlık peşinde koşuyor. Ardından elindeki nimetler gidiyor. Nimetler gidince isyan ediyor. Bir de Allah'a ithamda bulunuyor. Senin yüzünden oldu diyor haşa. Bir insan ne zaman şikayet eder? Yaptığının karşılığını alamayınca şikayet eder, değil mi? Mesela Burak bana 20 bin lira para verse, benden de buranın dekorasyon işini yapmamı istese, gelse baksa ki konuştuğumuzla hiç alakası yok. Ben başka bir şey yapmışım. Burak bana 20 bin lira para vermiş. Ben buraya 2 bin lira para harcamışım. Ne yapar Burak? Benden şikayet eder. Niçin? Çünkü ben Burak'ın bana verdiği paraya uygun hareket etmedim. Aynen bu sistem gibi sanki benim her istediğimi Allah bana vermek zorundaymış. Ben Allah'la bir anlaşma yapmışım haşa. Allah'a haşa para ödemişim de Allah da ödediğim paranın neticesini bana vermemiş gibi davranıyorum. Niçin? Sersemlik hali, açgözlülük hali, hırs hali benim Allah'tan istediğim her şeyin Allah tarafından verilmesi gerektiğini bana düşündürüyor. Ben de bu düşünceyle Allah'tan istediklerimi alamayınca bu sefer Allah'a karşı bir isyan başlıyor. Diyorum ki bu kadar çalıştım olmadı. Bu kadar mücadele ettim olmadı. Bu kadar ne bileyim zamanımı verdim ama olmadı. İşte bakın tevekkül gidince ne başlıyormuş? Hırs başlıyormuş ve açgözlülük başlıyormuş. Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak Taha suresi 12. ayette şöyle buyuruyor. Diyor ki ey Musa Tuva Vadisi'nden girerken ayakkabılarını çıkart, papuçlarını çıkart. O vadiden öyle gir. Çünkü o vadi kutsal bir vadidir. Tefsirciler bu ayeti yorumlarken nasıl yorumluyor biliyor musunuz? Eğer siz de kutsilerden olmak istiyorsanız, Allah'ın seçtikleri kullardan olmak istiyorsanız papuçlarınızı çıkartın. Ayakkabılarınızı çıkartın. Ayakkabı almayın yanınıza. Cep diktirtmeyin. Para koymayın. Kalbinize dünya adına hiçbir şey koymayın. Her şeyi dünyada ahiret adına yapın. Doktor olacaksınız ama kutsi bir doktor olmak istiyorsunuz. O zaman kazandıklarınızı infak edin. Yetim doyurun. Öksüz doyurun. Onların başlarını okşayın. Kur'an talebelerinin bu işleri götürebilmeleri için onlara infakta bulunun. Zekatlarını, sadakalarınızı oralara verin. Ama doktorluktan da asla vazgeçmeyin. Ama ayakkabılarınızı da çıkartın. Dünyayı da kalplerinize almayın. Sadece dünyada yaşayacakmış gibi düşünmeyin. Mesela öğretmensiniz. Öğretmen olmayın demiyorum size. Öğretmen olun. Ama öğretmen olurken de papuçlarınızı çıkartın. Çünkü kutsilerden olmak istiyorsanız kazandıklarınızla dünyanızı inşa etmeyin de ahiretlerinizi inşa edin. Mesela hakim olun, savcı olun, avukat olun. Müslümanların bunları olması gerekiyor mu? Evet, olması gerekiyor. Ama papuçlarınızı çıkartın. Çıkartın ki kutsilerden olun. Kutsilerden olmak istiyorsanız kazandıklarınızla yalılar, villalar, arabalar, evler inşa etmek yerine Kur'an talebelerinin okuyacakları yerleri inşa edin. Evet, kendinize de inşa edin. Kendinize de alın ama bütün kendinize inşa etmeyin. Eğer kutsilerden olmak istiyorsanız ne yapın?
Ayakkabılarınızı çıkart. İşte kutsilerin özelliği ne biliyor musunuz? Onlarda açgözlülük yok. Onlarda tamah yok. Onlarda hırs yok. Onlarda ruhta sersemlik yok. Kalpte hep bir itminan duygusu var. Kalpte hep bir Allah'la irtibat var. Bakın bu ayeti Bişri Hafî duyuyor. Bişri Hafî duyduktan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Ömrünün bir kısmında ayakkabısız geziyor. Ve Kabe gibi hususiyetle mübarek beldelere gittiği zaman oralarda ayakkabısını çıkartıyor, öyle tavaf yapıyor. İşte Bişri Hafî gibi zatlar da böyle rızık endişesinden tir tir titremişler. Fakat onların titremeleri acaba bize de verilmez mi değil de verilen nimetlerin hakkını verebilir miyiz, veremez miyiz diye olmuş. Yani onlar kendi ellerindeki nimetlerin kulluklarına mani olmasından korkmuşlar. Mesela üç büyük zat, bir tanesi Abdülkadir Geylani Hazretleri, bir tanesi Hasan Şazeli Hazretleri, diğeri de İstanbul'un manevi sultanı olan Ebu'l-Vefa Hazretleri. Duaları ne biliyor musunuz? Allah'ım dünya adına bize hiçbir şey verme. Hiçbir tat verme. Niçin? Kutsilerden olmak istiyorlar. Allah'ım bize ayakkabı verme. Musa Aleyhisselam'ın ayakkabısını çıkarttırdığın gibi bizim de ayakkabılarımızı çıkarttır Allah'ım diye. Bu üç büyük zatın duası. İmam Hanefi'nin yaşadığı dönemde içtihatları o kadar meşhur oluyor ki en küçük meseleyi dahi gelip İmam Hanefi'ye sormak istiyorlar Burak. Bir gün bir adam geliyor Burak İmam Hanefi'nin yanına. Diyor ki ya İmam ben eşyalarımı kaybettim. Bu eşyalarımı nasıl bulacağım? Bana bir yol göster diyor. Ne diyor biliyor musunuz İmam Hanefi? Diyor ki sen şimdi eve git, abdest al, iki rekat namaz kıl, ondan sonra yanıma gel. Adam eve gidiyor, abdest alıp iki rekat namaz kılıyor. Namaz kılarken de kaybettiği eşyası aklına geliyor. İmam Hanefi Hazretleri'nin yanına geliyor. Diyor ki ey imam artık gerek kalmadı ben eşyalarımı buldum diyor. Bakın kalbe girince eşya kutsilerden olamıyor. Tuva Vadisi'nde gezemiyor. Birisi de Tuva Vadisi'nde gezdiği zaman Tuva Vadisi'nde gezemeyen bir adamın halini anlıyor. Diyor ki eve git, iki rekat namaz kıl, abdest al. O zaten senin aklına gelecek. O da bir içtihat. Bir şeyini mi kaybettin? Namaza dur diyor. Ne kadar güzel ya. Biz devam edelim. Yoksa bu iş uzayacak. Kur'an-ı Hakîm'in ayet ve beyinatından istifade ettiğimiz kat'î bürhanlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki meşru rızık iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil. Bak meşru rızık neyle geliyormuş? İktidar ve ihtiyara göre mi geliyormuş? Hayır. Neye göre geliyor? Bak şimdi. Belki acz ve iftikarın nispetinde geliyor. Bak kendini küçük görüyorsun ya öyle geliyor. Nimetin büyüğü kime veriliyor? En küçüğe veriliyor. Nimetin en büyüğü ne? Süt. Hem de hangi süt? Anne sütü. Bir çocuk kainatın en küçüğüyken kainatın en büyük nimeti ona veriliyor. Niçin? Çünkü çocuk bebek aciz. Ama o çocuk büyüdükçe ne oluyor? O çocuk büyüdükçe nimet ondan kesiliyor. Diyorlar ki annesi çocuğuna süt verdi. Bakın mektupta takılı kaldılar, zarfı okuyamadılar. Ulan madem o anne o çocuğa süt veriyor, hadi bakayım 4 yaşında da versin. 5 yaşında da versin. 6 yaşında da versin. Veremez. Niçin? Çünkü 2 yaşına kadar o çocuk aciz. Onun acizliğini bilen Rabbi, çocuğun Rabbi, bizim Rabbimiz o çocuğun acizliğine göre 2 yaşına kadar süt veriyor. Bakın meşru rızık nasıl geliyormuş? İktidar ve ihtiyarla mı? Hayır, acizlikle geliyormuş. Ben bunun %100 ispatını yapabilirim. Ben doğuluyum. Bizim doğudan bu bölgelere müteahhitler gelir. Çok eğitim almamışlardır. Muhasebe hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Mimarlık veya mühendislik fakültesi de bitirmemişlerdir. İnşaattan da hiç anlamazlar. Ama bu inşaat sektörüne bir girerler. Öyle inşaatlar ortaya koyarlar ki, öyle paralar kazanırlar ki, orada müşteri gelir içeriye ve sorar. Der ki ya bu daireler kaç metrekare? Bırakın mühendislik veya mimarlık fakültesini veya muhasebeyi, o daireyi tanıtırken bile vallahi bacım bu daire 180 parametredir. Yani metrekare bile diyemeyen insanların kasalarında trilyonlar olduğu, altlarında Porsche'lar, Ferrari'ler olduğu, evlerinin de yalılar ve villalar olmasından biz anlıyoruz ki rızık %100 ihtimalle Allah'ın varlığının ispatını yapıyoruz şu anda. Rızık %100 ihtimalle çalışmaya göre verilmiyor. Neye göre veriliyor? Cenab-ı Hak kullarına tayin ediyor ve kime tayin ettiyse o rızkı ona veriyor. Bizim vazifemiz yalnızca hazırlanmak, yalnızca işe girmek, yalnızca sınava hazırlanmak. Yani bizim vazifemiz sebeplere müracaat etmek. Sebeplere müracaattan sonra Allah'ın vazifesi başlıyor. Eğer sen sebeplere müracaat ederken müsebbibül esbaba çıkarsan ve kendi acizliğini görürsen, kendi fakirliğini görürsen, kendi küçüklüğünü görürsen ne oluyor?
Allah başından sağanak sağanak rızıklar yağdırıyor. Devam edelim. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır. Bakın burası çok önemli. Devam. Ez cümle. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar yerinde durup, onların rızıkları onlara koşup geliyor. Bak yerinde duruyor. Mesela çocuk bebek yerinde duruyor. En güzel beslendiği yer neresi? Anne karnı. Anne et yiyor. Bir de biliyor orada çocuk olduğunu. Ne yapıyor? En güzel bezini alıyor. Et yiyor, balık yiyor, süt içiyor, ayran içiyor, tavuk yiyor. Neden? Çünkü çocuk çok aciz. En aciz olduğu yer neresi? Anne karnı. En güzel beslendiği yer neresi? Anne karnı. İşte bir insan ne kadar acizse Allah onu o kadar besliyor. Mesela mevcudatın içerisinde en aciz kim? Bir elmanın içerisinde yaşayan kurt. Elma kurdu, kiraz kurdu, vişne kurdu. Ama nasıl nimete sahip? En güzel nimete sahip, değil mi? Böyle tatlı tatlı nimetleri yiyor. Neden? Çünkü o acizliği, o fakirliği, o ihtiyacı ona en güzel nimetlere davet ediyor. Devam et. Hayvanat, hırsla rızıkların peşinden koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenemiyorlar. Ağaçlar gibi beslenmiyorlar. Bak ağaç neyle besleniyor? Çamurla besleniyor ya, çamur. Ne çıkıyor ondan? Kiraz çıkıyor. Kurt neyle besleniyor? Çakal neyle besleniyor? Tilki neyle besleniyor? Rızkının peşinde koşuyor. Sürekli o çakalı, o tilkiyi, o kurdu kovalayan da başka bir hayvan var. Çünkü rızkın peşinde koştuğu için başka hayvan da onun rızkının peşinde koşuyor. Aslana kadar yol alıyor bu iş. Ama en çok korkan kim? En çok korkan yine aslan. Biz deriz ki aslanlar işte ormanların neyidir? Şahıdır. Halbuki bir ormanın içerisinde sen kralsan en çok düşman da senin vardır. Bakın acizleştikçe en aciz nedir? Başımdaki bit. Hiç düşmanı yok. Sürekli yiyip duruyor, değil mi? En aciz nedir? Midendeki kurt. Midende ne yesem o da istifade ediyor. Niçin? Aciz çünkü. Fakir. İşte insan da acizliğini anlasa nimet ona gelecek. Bugün kıtlık var diyen insanların büyük kısmı acizliğini anlamadığından dolayı kıtlık yokken kıtlık yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Bolluk varken darlık yaşıyor. Lüks bir evde otururken zindanda gibi hissediyor. Lüks bir arabaya binerken sanki 80 model bir arabaya biniyormuş gibi hissediyor. Mutluluk ve huzur yok. Neden? Çünkü istiyor, talep ediyor. İçmemesi gereken suları içiyor. Koşmaması gereken yerde koşuyor. Ne yapıyor Allah? O nimeti ondan alıyor. Hem hayvanat nev'inden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi, maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat suyu maişetinden aliz ve zayıf olması gösteriyor ki vasıtay rızık iktidar değil, iftikardır. İftikardır. Bak kardeş, bir çocuk anne karnından çıkıyor. Çıkmadan önce anne memesinde süt var mı? Anne karnından çıktığı anda önce ne geliyor? Önce bir antibiyotik geliyor. Ardından ne geliyor? Bir süt geliyor. Ne var burada? Bir kasıt var. Çocuğun acizliğine binaen bir kasıt gösteriyor Allah. Mesela Metin en çok ne seviyor? Diyelim ki fıstıklı baklava seviyor. Metin'le her oturduğumuzda ben Metin'in önüne bir fıstıklı baklava koyuyorum. İlkinde şaşırıyor. Diyor ki ya bu Onur abi beni fıstıklı baklava sevdiğimi nereden biliyor? İkincisinde yine koyuyorum. İkincisi diyor ki ha tamam Onur abi hakikaten benim baklava sevdiğimi biliyor. Üçüncüsünde yine koyuyorum. Ya ne diyor? Diyor ki bu Onur abi hem beni çok seviyor hem benim neyi çok sevdiğimi biliyor. Ona göre de benim ihtiyacımı bildiğinden dolayı getirip önüme koyuyor. Diyor ki Onur abi bunu kasıtlı olarak yapıyor. Bir çocuk çıkıyor anne karnından, çıktığı anda anne memesinden süt veriliyor. Zamanlamayı gördünüz mü? Ne var burada? Burada Allah'ın bir kastı var. Neye göre o kastı var? O çocuğun acizliğine göre Allah kasıtlı olarak o anne memesinden süt veriyor. Çocuk büyüdükçe de annenin tokadına müstahak bir hale geliyor. Hatta bizim Enes gibi 8-9 yaşına geldiği zaman da çok fazla ağlayıp pazarlarda, çarşılarda, pasajlarda bir şeyler talep ettiğinden dolayı da nimet ondan kaçıyor. Ve bizim elimizle onu doyuran Allah bizim elimizle ona verilecek olan güzel nimetleri vermemeye başlıyor. Enes bir de büyüdü mü? Geldi mi 18-20 yaşına? 22-23 yaşına? Abu nimet ondan nasıl kaçıyor? O yüzden kişi kendini aciz hissettikçe kasıtla veriyor Allah. Mesela toplumlar en çok hangi mevsimde hasta olurlar? Geçiş mevsiminde. Mesela
Bahar mevsiminde, sonbahar mevsiminde hasta olurlar, değil mi? Kış mevsimi ve sonbahar mevsiminde hasta olurlar. Portakal hangi mevsimde bize veriliyor? Limon hangi mevsimde bize veriliyor? Bakın, sonbahardan kışa geçerken ve kış mevsiminde bize veriliyor. Demek ki bir kasıt var, değil mi? İnsanların acizliğine binaen bir kasıtla bize bir portakal veriliyor. İnsanların en çok suya ihtiyacı olduğu mevsim hangisi? Yaz. Bakın karpuza, bakın çile, bakın örnek veriyorum eriye, sulu sulu bakın eriye. Ne zaman veriliyor bunlar? Bunlar tam yaz mevsiminde veriliyor. Mesela develer en çok hangi bölgede oluyor? Çölde oluyor. Peki en çok devenin yediği diken hangi bölgede oluyor? Yine çölde oluyor. Demek ki bir kasıt var. Deveyi yaratanla dikeni yaratan bir ve bir kasıtta bulunmuş deveye göre. Peki devenin neyine göre? Devenin acizliğine göre. Bakın Lokman Aleyhisselam tanıyorsunuz değil mi? Lokman Aleyhisselam birinin yanında işe giriyor. Bak Burak çok iyi dinle. Ve işe girdiği zat Lokman Aleyhisselam'ı sürekli analiz ediyor. Oturmasına bakıyor, kalkmasına bakıyor, yemesine bakıyor, içmesine bakıyor, gezmesine bakıyor, dolaşmasına bakıyor, uykusuna bakıyor. Ve onu hizmetine alan patronu Lokman Aleyhisselam'ın davranışlarına hayran kalıyor. Artık belli bir zaman sonra Lokman Aleyhisselam'sız yemek yememeye başlıyor. Lokman Aleyhisselam'sız bir yere gitmemeye başlıyor. Lokman Aleyhisselam'sız bir topluluğa çıkmamaya başlıyor. Ve aradan zaman geçiyor. Lokman Aleyhisselam'sız uyumamaya başlıyor. Bakın o zengin adam Lokman Aleyhisselam'ın acizliğinden dolayı Lokman Aleyhisselam'a hizmetkar oluyor. Lokman Aleyhisselam da zengin adam gibi oluyor. Ama Lokman Aleyhisselam yine acizliğinden dolayı kendinden hiç ödün vermiyor. Sürekli efendim, buyurun efendim, tabii efendim, olur efendim diyerek hayatını devam ettiriyor. Ama o acizlikten dolayı patron gibi yaşatıyor Cenab-ı Hak onu. Bir gün Lokman Aleyhisselam'ın patronu Lokman Aleyhisselam için bir karpuz büyütüyor. Getiriyor karpuzu, diyor ki Lokman, bana müsaade et, ben bu karpuzu kendi ellerimle sana yedireyim diyor. Ve kendi elleriyle yedireceği karpuzu ağzına götürdüğünde Lokman Aleyhisselam şöyle bir suratı değişiyor ama yemeye devam ediyor. Karpuzun son dilimine kadar yiyor. Son diliminde de patron diyor ki şu son dilimi de ben yiyeyim diyor. Patron efendisi karpuzdan şöyle bir ısırıyor. Isırdıktan sonra bakıyor ki karpuzun tadı acı, bozukmuş. Ama Lokman Aleyhisselam hiç ses çıkartmamış. Sonuna kadar yemiş. Ve dönüp diyor ki ey Lokman, madem diyor karpuz bozuk, tadı acıdır. Sen bu karpuzun tamamını niçin yedin diyor. Diyor ki efendimin elinden olduktan sonra karpuzun bozuk olması veya sağlam olmasının hiçbir önemi yok diyor. Yeter ki o gelen nimetler efendimin eliyle olsun. Bazen acı olsun, bazen tatlı olsun, bazen lezzetli olsun, bazen lezzetsiz olsun da yeter ki efendimizin eliyle olsun. Bakın bizzat ne diyor? Gelse celalinden cefa, efendiden geliyor ya cefa. Yahut cemalinden vefa, vefa da efendiden geliyor. İkisi de canı safa. Lütfu da hoş, kahrı da hoş. Sistem böyle işliyor. Adetullah bunlar. Devam edelim. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi, umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dıyk-ı maişetleri dahi gösteriyor ki, vasıtayı rızk-ı helal aciz ve iftikardır. Zeka ve iktidar değildir. Yani zeki olunca vermiyor Allah. Akıllı olunca vermiyor. Niçin veriyor? İhtiyacın olduğu zaman veriyor. Diyorum ya hani müteahhit karametre diyemiyor. Çok zeki değil ama veriyor Allah. Yok mu ya o piyasada kurban olayım? Çok var ama veriyor Allah. Sağanak sağanak veriyor. Ama veriyor ama endişe yaşıyor. Endişeden dolayı da alsa bile tadını alamıyor. Var ama tadını alamıyor. Her şeyin endişesini yaşıyor bak. Bakın bir insanın endişeleri ta çocukluktan başlıyor. Çocuk üniversite sınavına giriyor, bir endişe. Çıkıyor, kazanacak mıyım diye bir endişe. KPSS'ye kazanıyor, atanıyor, nereye atanacağım diye bir endişe. Atanıyor, askere gidecek, nereye gideceğim diye bir endişe. Askerden geliyor, evlenecek, nasıl evleneceğim diye bir endişe. Evleniyor, evlendikten sonra çocuk olur mu diye endişe. Çocuk oluyor, çocuk büyüdükten sonra acaba kimle evlenecek diye endişe. Mesela ev alacak, acaba büyüklüğü ne kadar olur diye endişe. Kaç metrekare olur diye endişe. Acaba cephesi ne olur diye endişe. Acaba komşusu kim olur diye endişe. Bakın hepsi bir endişe. Ama bu endişelerin hepsi farkındaysanız dünya adına bir endişe. Ama insan hiç demiyor. Acaba benim kabrim ne kadar geniş olacak? Öyle bir endişesi yok.
Mesela evim kaloriferli mi olsun, sobalı mı olsun? Sıcak mı olsun, soğuk mu olsun? Bak bu bir endişe. Acaba benim kabrimde yılan mı olsun, çıyan mı olsun? Yoksa nurun hala nur mu olsun? Geniş mi olsun, dar mı olsun? Kaç metrekare olsun? Benim dünyadaki komşum çok önemli. Niçin? Çünkü ev alma, komşu al. Muazzam. Önemli mi? Önemli. Tamam da benim kabirdeki komşum kim? Mizandaki komşum kim? Sırattaki komşum kim? Ya işte insan sersemleştiği zaman bunların hiçbirini düşünemeyecek bir hale geliyor. Ve Allah da ona verse bile dünyada kullandırmıyor. Devam et. Hem dünyada milletler içinde şiddet ve hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızk peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve zefalet içinde en ziyade sui maişete onlar maruz oluyorlar. Bak kimmiş Yahudi millet. Meskenetleri, yerleri bile yok ayetin ifadesiyle. Yaşanılacak ülkeleri bile yok. Yıllarca kendilerine ülke bulamamışlar. Ülke kuramamışlar. Sürekli göç etmişler bir yerden bir yere. Şu anki yaşadıkları ülke de kendilerine ait bir ülke bile değil yani. Filistin'e ait bir ülke. Oraya bizim ülkemiz demişler. Şimdi en azından dinlerine bağlılıklarından dolayı muhafaza ediyor Allah. Hak olmasa bile. Geçmişte sadece dünya malına tamah ettiklerinden dolayı, dünya malına açgözlülük yaptıklarından dolayı Allah bir memleketten başka memlekete sürgün edip durmuş onları. Niçin? Çünkü aciz değiller. Aciz olmadıkları için dünyanın bütün nimetlerinden istifade ediyorlar ama mutlu değiller, huzurlu değiller ve yaşayacak memleketleri bile yok. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Bak süfli yaşıyorlar. Devam. Zaten riba gibi gayrimeşru yollarla kazandıkları mal rızkı helal değil ki meselemizi cerh etsin. Bak, helal rızık mı kazanıyorlarmış? Bakın helal rızık ayrıdır. Haram mal sahibi olmak ayrıdır. Bakın birine rızık dedim, birine de mal sahibi olmak dedim. Niçin? Çünkü bir insan mal sahibi olabilir, yat sahibi olabilir, kat sahibi olabilir, araba sahibi olabilir, iş sahibi olabilir, tatil beldelerinde yalıların sahibi olabilir ama mutlu olamaz. Rızık insanı mutlu eden şeydir. Mal sahibi olmak insanı mutlu eden şey değildir. Haramla mal sahibi olursun, rızık sahibi olamazsın. Rızık sahibi nedir biliyor musunuz? Rızık sahibi kişi asgari ücretle bile yaşasa mutlu olan kişi rızık sahibidir. Niçin? Çünkü huzurludur. Çünkü mutludur. Çünkü rahattır. Bakın Yahudilere rahat değiller. Niçin? Çünkü mal sahipleri. Rızık sahipleri değil. Rezzak olan Allah onlara rızık vermemiş, mal vermiş. Şimdi diyeceksin bu nasıl olur? Bunun ayrımı nasıl olur? Haramsa maldır. Helalse rızıktır. Bu kadar kolay. Rızık Allah tarafından gönderilir. Haramı sen kendin davet edersin. Allah'tan talep edersin. Allah'ım ben haram istiyorum dersin. O yüzden o da seni mutlu ve huzurlu yapamaz. Oku bitirelim yavaş yavaş. Hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr hali ve çok aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki. Duydun mu cümleyi? Cümleyi duydun mu? Ne dedi? Çok edipler var dedi. Bir. Çok alimler var dedi. Nasıl yaşıyorlarmış? Acizlik içinde yaşıyorlarmış, fakirlik içinde yaşıyorlarmış. Peki bunlar çok zeki mi? Çok akıllı mı? Çok aklı selim, fikri selim, ruhu selim, istikametini muhafaza eden insanlar mı? Ama yalıları yok bunların, yatları yok, katları yok. Peki çok aptallar var mıymış? Çok geri zekalılar var mıymış? Çok mallar var mıymış? Bak varmış. Ama bunlar da yalılarda yaşıyormuş, katlarda yaşıyormuş. Bak demek ki diyor üstad, devam. Hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr hali ve çok aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki Gösteriyor ki. celbi rızkın medarı zeka ve iktidar değildir. Değil, değil. Belki aciz ve iftikardır. Tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil ile bir duadır. Allah bize acizliğimizi hissetmeyi nasip eylesin diyelim ve bitirelim. Allah rızası için. El Fatiha.